Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün emarelerinden, alametlerinden bir tanesi, çok küçük unsurlarla büyük şeyler yapmaktır. Şu kocaman fizik alemine bakın yani. İşte atomlar, elektronlar, nötronlar, protonlar, partiküller, onun altında esirden, eterden filan bahsediliyor. Ve belki onun altında başka şeyler var. Bu minnacık şeylerden başınızı döndüren şu koskocaman fizik alemini kehkeşanları yaratıyor. Bu küçük şeylerden büyük yapmak onun büyüklüğün en büyük emaresidir. Bizim gibi küçük insanlarla Allah Celle Celaluhu, ben kendimi de katmayayım da size yani. Ben sizin ancak arkanızda inşallah Allah'ın inayetine mazhar olurum. Efendim sizlerle Cenab-ı Hak böyle bir şey yapıyor bunu. Onun büyüklüğüne emaredir bunlar, delalettir. Allah Allah. Bizim gibi kimselerle de böyle yapıyor. Hazreti Pir de nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ diyor. Başka bir yerde de dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bazen bu dini facirin eliyle bile dinden çıkmış, razıdan çıkmış kimsenin eliyle bile teyit buyurur, destekler. Haşa, o kendi hakkında öyle düşünebilir. Bizim nazarımızda o muallâdır, o müzekkâdır. Nefsini tezki etmiş bir insandır Allah'ın izni inayetiyle. Fakat rehberliği cihetiyle bize ders veriyor. Elinizden sizin bu türlü böyle başarılar, muvaffakiyetler gelebilir. Çok önemli başarılar sergileyebilirsiniz, muvaffakiyetler sergileyebilirsiniz. Böyle demelisiniz. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bu dini bazen facir kimselerin eliyle de teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Demek suretiyle de noktayı koyuyor oraya. Bu bir. Meselenin bir yanı, olanı görmezlikten gelmemek lazım. Ama bir diğer yanı da şudur. İnsanlığın iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği bir ufuk var. Benim namı celilim, o celil kelimesini kullanmıyor. O kendi diyor, adım benim diyor. Namı celilim, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Bir taraftan o işi temsil eden baba yiğitlere bir hedef gösteriyor. Bir taraftan da gaybin gözüyle gördüğü bir şeyi söylüyor. El-Hak, bugüne kadar çokları bir yere kadar götürmüşler bunları. Fakat ne o Raşid halifelerin elinde, ne Abbasilerin elinde, ne Emevilerin elinde, ne de Raşid halifelerden sonra dünyanın en mübarek milleti olan Osmanlıların elinde, bugünün insanın sahip olduğu imkanlar yoktu. Uçakları kaldırıyorsunuz, fır diye hemen bir yere gidiyor. Tanklar gidiyor, insansız uçaklar gidiyor. Bir sürü şeyler var. Anında bir düğmeye basıyor, dünyanın değişik yerlerini okuyorsunuz. Teknolojik imkanlar itibariyle dünya, bir köy, bir kasaba diyorlar ya, bir köy, bir kasaba şekline gelmiş yani. Şimdi bugüne göre o insanların yaptıkları, istiham ettikleri o mehalik, o ölçüde, bir mehalik ikdam edilirse zannediyorum, işte her tarafa, güneşin doğup battığı her tarafa gidebilir bu mesele. Onun için o hedeflenmeli. Hatta Kıtmış çok defa dediği gibi yani, siz Alaska'ya gidebilirsiniz, Grönland'a gidebilirsiniz. Güney kutupta insan yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yoksa sadece bir kısım başka canlılar mı var bilemiyoruz. Bazıları bazı kimselerin yaşadıklarından bahsediyorlar. Herhalde fantezi olarak yaşıyorlar oralarda. Şimdi oralara kadar namı Celili Muhammed'i götürmek sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir sorumluluk, bir vazife olarak bize yükseliyor. Bu mevzuda doyma bilmeyen bir hisle, hırs değil yani. Belki hırsın esas caiz olduğu yerlerden bir tanesi bu. Kendi mübarek dinimizi, düşüncemizi, İnsanları nereden nereye kadar getirecek? Bazıları tam sizin çizginizde veya sizin üstünüzde, Osmanlı çizgisinde, Mihdi Hadi çizgisinde, Ömer bin Abdülaziz çizgisinde, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali çizgisinde bir yere getirme, bir yere. Bazıları da dost olur, ilişmeyelim size derler, güzel insanlarsınız. Ama düşünce dünyaları, dünya görüşleri, hayat felsefeleri farklıdır. Dinleri de farklıdır, anlayışlar da farklıdır, felsefeler de farklıdır, ırklar da farklıdır. Fakat bir dostluk, bir taraftarlık,
bir sempatizanlık, bir de merhum Cemil Merci'nin ifadesiyle Araf'takiler. Bir o tarafa bakarlar, bir de bu tarafa bakarlar. Ahval ve şerait lehde cereyan ettiğinde o tarafta olurlar. Biraz alihe dönüyor gibi, yani günümüzde yaşanıyor yani. Örnek olmasaydı örnek vermede biraz zorlanacaktım. Sağ olsunlar o örnekleri de en canlı şekilde sergilediklerinden dolayı efendim uzaklara gidip misal arama mecburiyetinde kalmıyoruz. İşimizi kolaylaştırmış oluyorlar. Olduğu gibi yani. Bazıları da öyle. Şimdilik ilişmeyin bize. Biz olduğumuz yerde bırakın böyle. Biz Araf'takileriz. Böyle durumu idare ediyoruz. Siz de ne olur Allah aşkına bizi idare edin. Evet. Durduğunuz yerde durun. Bizim tavrımız da size karşı durduğumuz yerde durmaktır. Olabilir. Herkesin immün sistemi aynı ölçüde değildir. Dolayısıyla bazılar çok küçük bir virüs de hani bir grip virüsüyle bakarsınız mikrobuyla hemen yatağa düşüverirler. Fakat bazılarının da umurunda değildir yani. 10 türlü grip virüsü bile musallat olsa doktorlar yanında konuşuyoruz da bunlar. Yine hiçbir şey olmamış gibi kalkar, gezer, eder, çalım çakar Allah'ın izni inayetiyle. Evet, bu meseleyi alıp taşıma mevzuunda bence hedefi yok bu meselenin. Tekrar ediyorum, bir kere daha kusura bakmayın. Yeryüzünde bu mesele bütünüyle şu bahsettiğim kategoriler içinde. Kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, beyne beyne bunlar. Ondan sonra acaba ya şu göklerde bizim gibi canlılar var mı? Oralara da gitsek, oralarda da okul açsak, oralarda da Nam-ı Celli Muhammed'i bir kırmızı bayrak üzerine, zaten esas bizim bayrağımızda o beş köşeli yıldız var ya, o Nam-ı Celli Muhammed'in esasen yazılış şeklidir yani. Bir mim harfi, bir ha harfi, bir alttaki yine mim harfi, bir de dalın iki ucu yani. Evet, o beş tane çıkıntısı vardır. Bayrağımızda o vardır. Hilal, o lafzayı celal, ebced hesabıyla ona delalet eder. Yıldız da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismini bir yönüyle remzediyor gibi olur. Evet. Evet, böyle bir mefküre götürüp onu Mars'a da dikme Allah'ın izni inayetiyle. Burada da senin Nam-ı Celil'in dalgalansın ya Resulallah deme. Himmet bu ölçüde âli olmalı, dun himmet olmamalı. Siz himmetin böyle âli olmasını, mükafatını görür, defterinize hasenat yazdırmış olursunuz. Ha nereye kadar muvaffak olur, nereye kadar bu işleri razı edersiniz, o bizi aşar. Ha, bizim derdimiz bu. Ne devlet, ne sultanlık, ne ülke fethetme, ne milletin sahip olduğu imkanları elinden alma gibi şeyler, bunlar öteden beri hepsi bizim menfurumuz oldu. Dün de dendiği gibi Hazreti Pir-i Mugan Şemitaban Auzu billahi mineşşeytan ve siyaset diyor. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.